Selam, ben Kıvanç Ökten. İlk ortaya çıktığında tüm vücut geliştirme severleri heyecana boğan, adeta bir yıldızlar geçidi olan 2022 Arnold Classic kadrosu maalesef yavaş yavaş erimeye devam ediyor. Hatırlayacaksınız, ilk füre Brezilyalı Rafael Brandão'du. Rafael, ABD'deki Arnold Classic'e gelmeyeceğini söyledi. Onun yerine São Paulo kentinde, kendi ülkesinde yapılacak Arnold Classic Güney Amerika'da yarışacağını söylemişti. Kısa bir süre önce Mısırlı vücutçu Muhammed Şaban da yarışmadan çekildiğini açıkladı. Sağlık sorunları sebebiyle kendisi detaylı olarak açıklamış Instagram'ında, ama benim anladığım kadarıyla omurgasındaki disklerle alakalı bir problem ve eğer zorlarsa kariyeri uzun vadede ciddi sıkıntıya girebilirmiş. Son olarak İngiliz vücutçu Nathan Diaz'a da Arnold'dan çekildiğini bir video yayınlayarak açıkladı. Kendisi antrenmanda bisepsini yırtmış ve bir operasyon geçirmek zorunda kalmış. Nathan bu kadronun en tehlikeli isimlerinden biriydi. Kendisi sadece 2021 yılında bir tanesi ilk kez düzenlenen Birleşik Krallık Arnold Classic olmak üzere toplam 3 yarışma kazanmıştı. O yüzden onun ve diğer iki sporcunun yokluğu kalan sporcuların sıralamasını ciddi şekilde etkileyeceğe benziyor. Yarışacak olanlar ne durumda, ona bir bakalım. Brezilyalı Fabio Giga Rezende, kendisi şu anda Arnold Classic kadrosunun bir numaralı bilinmezi durumunda. 2020 Arnold Classic amatör şampiyonuydu. Özel bir davetiyeyle bu yarışmaya geliyor. Daha önce hiç profesyonel yarışmaya çıkmadı. O yüzden diğer zirvedeki profesyonellerin yanında nasıl gözükeceği tam bir muamma. Ama bu fotoğrafa baktığınız zaman bayağı tehlikeli duruyor ve sürpriz yapabilecekmiş gibi bir görüntüsü var. En büyük favorilerimden biri olan Dominikli vücutçu Justin Rodriguez her fizik güncellemesinde biraz daha kuru, biraz daha formda, biraz daha etkileyici gözükmeye devam ediyor. Justin'in lakabı Nightmare, yani kabus. Kendisi paylaşımlarından birinin altında "kabusa hala inanmıyor musunuz" gibi bir cümle kullanmış. Ben takip edenler bilirler, 2021 yılının başından beri Justin'e inananlardan ve onu tutanlardan biriyim. Şunu açık ve net söyleyeyim. Brandon Curry $200,000'lık çeki tahmin edildiği kadar kolay bir şekilde alıp evine götüremeyecek, o kesin. Bir kısmi fizik güncellemesi de Kanadalı vücutçu Regan Grimes'tan geldi. Regan Mısır'daki KO Squat Pro'yu kazandığında o videonun kapak resmine "Regan Milos Sarcevic ilisi çok can yakacak" demiştim. Bu dediğimin arkasındayım. Bence çok iyi bir sporcu koç işbirliği oldu. Zaten işlerin yolunda gitti. Regan'ın fiziğinin her geçen gün daha etkileyici gözükmesinden belli. Bence Milos Sarcev yarışmadan önce, ki zaten bir aydan kısa süre kaldı, Regan'ın tam vücut fizik güncellemesi paylaşmasına izin vermeyecek. Bence sporcusunu saklamak istiyor ve yarışma günü geldiğinde herkesi şok etmek istiyor. Saf dışı kalan isimlerin ne kadar ciddi olduğunu da göz önünde bulundurursak, Regan'ın yarışmada ilk 6'yı zorlaması bence hiç kimse için sürpriz olmamalı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde sosyal medya üzerinden kedi köpek gibi didişen Nick Walker ile Blessing Abodibu son zamanlarda çok iyi arkadaş oldular. Sürekli birlikte antrenman yapıyorlar, birlikte paylaşımda bulunuyorlar. Hatırlayacağınız üzere 2021 New York Pro'yu Nick Walker kazanmıştı. Aylarca kendisine kafa tutan Blessing Abodibu ise rakibiyle yan yana bir kare fotoğraf dahi verememişti. Çünkü aynı call-out'a, yani aynı kıyaslama turuna bile çıkamamıştı. Nick Walker şu anda Aralık ayındaki Mr. Olympia'ya odaklanmış durumda. Bu tarihten önce başka bir yarışma yapmayı planlamadığını kendi açıklamalarından biliyoruz. Eğer Blessing rakibiyle, yani yeni arkadaşıyla tekrar bir karşılaşma şansı elde etmek istiyorsa ya yeterli puanı toplayacak ya da bir pro show kazanacak ve Las Vegas'taki Mr. Olympia podyumuna çıkacak. Bu arada dün Baran Kalaycı bana mesaj attı. Dedi ki Nick Walker profilinden Revive ve Raw kelimelerini silmiş. Revive ve Raw, Matt Jensen'ın kurucu ortağı olduğu supplement markaları ve bunlar Nick Walker'ın sponsorlarıydı. Yani buradan anlıyoruz ki iddiaların en azından bir kısmı doğru ve Nick Walker ile Matt Jensen arasındaki en azından ticari işbirliği sonlanmış durumda.
Tabii aralarındaki sporcu koçluk ilişkisi devam ediyor mu etmiyor mu o konuda henüz kesin bir açıklama yok. Nick Tricili bittiğini iddia ediyor ama ben kesin bilgi olmadan herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Gerçi yine Baran Kalaycı'nın dediğine göre geçenlerde Nick Walker Revive'ın kendi spor salonunda antrenman yapıyormuş. O yüzden kafam biraz karışık. Kesin bir açıklama bekleyeceğim bunu videoma almak için. Gördüğünüz gibi şu anda dünyanın kilit noktalarında haber kaynaklarım var. Amerika'dan Baran Kalaycı bana haber veriyor. İngiltere'deki haber kaynağım olan Umutcan Ceren'i de geçen günkü videolarımdan birinde tanıtmıştım. Larry Wilson antrenman partneri olarak ünlenen Andrew Jack şu anda ABD topraklarında ve efsanevi vücutçu simetrinin sultanı Flex Wheeler'ın koçluğuyla Arnold Classic amatöre hazırlanıyor. Burada eğer overall şampiyon olursa sadece IFBB Pro kartını kazanmakla kalmayacak. Aynı zamanda 2023'teki Arnold Classic'e de özel bir davetiye alacak. Aynı bu sene yarışacak Brezilyalı Fabio Giga Rezende gibi. Andrew Jack geçen sene ilk vücut geliştirme yarışmasına katıldı ve daha ilk denemesinde IFBB Elite Pro olmayı başardı. Gerçekten müthiş bir fiziği var. Ve bu fiziği bu hale getirene kadar bir tane bile yarışmaya girmemiş olması gerçekten çok enteresan. Üzerindeki şort sizi yanıltmasın. Andrew klasik fizikte değil vücut geliştirmede yarıştı. Böyle giyinmesinin sebebi yarışmalara katıldığı ülkelerde, bölgelerde klasik poz mayolarına izin verilmiyor olmasıymış. Andrew bir süre IFBB Elite'in birkaç yarışmasına girdi çıktı. Zaten girdiği her yarışmayı da kazandı. Muhtemelen bunları bir ısınma olarak kullandı ve artık Devler Ligi'ne yani IFBB Pro Lig'e geçiş yapmaya hazır hissediyor kendisini. Son olarak 2021 Mr. Olympia'nın 212 pound kategorisinde 4. olan İspanyol Angel Calderon'un fizik güncellemesine bir bakalım. Angel 2021 bitmeden önce Romanya Pro'nun 212 pound kategorisini sonra da Big Man Weekend Pro'nun İspanya'daki Open kategorisini kazandı. Yani aynı Sean Clarida gibi 2022 Mr. Olympia'da hem 212 pound kategorisinde hem de Open yani ağırlık limiti olmayan kategoride yarışma hakkı mevcut. Maalesef şu andaki kurallar bir sporcunun İki ayrı kategoride yarışamayacağını, bu kategorilerden birini seçmesi gerektiğini söylüyor. Eğer hem Angel Calderon hem de Sean Clarida 212 pound'u terk edip Open'a geçerlerse, üstüne bir de 7 kez 212 pound Olimpiya şampiyonu olmuş ve 4 senedir yarışmayan Flex Lewis, yarışma kazanarak veya beklendiği üzere bir özel davetiye alarak Open'a gelirse, bir sürü devin arasına 3 tane dev katili girmiş olacak ve deyim yerinde ise çarşı karışacak. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.